bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı inanın çok kolay. İlk olarak çantanın taban bölümünü örmek ile başlıyoruz. Oval bir çanta tabanı hazırladıktan sonra duvar kısmına geçiyoruz. Eğer burada çantanızı büyük örmek istiyorsanız zincir sayınızda ve taban boyutunda farklılık yapmanız gerekiyor ve ona göre duvar kısmını örüp çantanızı tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde küçük hazırladım. Ölçülerimden bahsedeceğim. İkili trabzanlar halinde duvar kısmını ördükten sonra az askılarımızı örüp çantamızı tamamlıyoruz. Ağız kısmına bu şekilde bir tane düğme yerleştirdim. Zincirden yuva hazırladım. Siz dilerseniz çıt çıt da kullanabilirsiniz. Ama bence düğmeli olarak gayet güzel oldu. Şöyle iç kısmını doldurdum ki duruşunu görün diye. Şimdi ipimi bir çıkarayım. Ve çantanın şu bitmiş halinin ölçünden bahsetmek istiyorum. Şimdi en olarak baktığımızda şu şekilde 29 santim. Şöyle askı dahil şu kısımdan üçgen formu verdiğimiz kısımdan itibaren baktığımızda 24 cm. Şu orta kısmına baktığımızda 19 cm uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Minik, güzel, günlük kullanıma uygun bir çanta oldu. Bu çanta boyutu için şöyle bir yumak ipim vardı. Bir yumak ip yeterli geldi. Hatta bu şekilde ipim artmış oldu bile. Bir yumak almanız yeterli gelecektir. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kendinden renk geçişleri bulunan ebrole koton makrome ipi kullanacağım. İpimin markası Fold Yarn color mix olarak geçiyor. Dediğim gibi pamuklu makrome ipi kullanıyorum. İpimin şöyle etiket bilgilerine baktığımızda ise kalınlık olarak 1,5-2 milim aralığında denilmiş. %100 pamuk, 210 metre, 250 gram. İpime uygun olarak da 4 milimli tığımı kullanacağım. Şimdi burada çantanızın renk geçişlerini istediğiniz yönden başlayabilirsiniz. İsterseniz koyu renkten başlayın, isterseniz içinden. Tek renk de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şöyle koyu renk ipimden başlayacağım. Şimdi burada ipimizi parmağımıza dolayarak zincir çekerek başlayacağız. Ben toplam olarak 35 tane zincirimi çekerek başlıyorum. Oval küçük bir çanta tabanı öreceğiz. Daha sonrasında çantamızın duvar kısmına geçiyor olacağız. Çantanızın boyutunu daha farklı, yani daha büyük örmek istiyorsanız tabanda farklılık yapmanız gerekiyor. Ben toplam olarak 35 tane zincirimi çekiyorum. 35 tane zincirimi çektikten sonra hemen yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Aynı noktaya tekrar batıyorum. ikinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve 3 tane sık iğnemi örüyorum. Hemen burada yer belirleyicisine ihtiyacımız var. Birinci ördüğümüz sık iğnenin tepesine bir tane yer belirleyici ve üçüncü ördüğümüz son ördüğümüz sık iğnenin tepesine de bir tane yer belirleyicimizi yerleştirdikten sonra yandaki zincirin içerisine battım bir sık iğne yanına geçtim bir sık iğne. Yandaki zincirin içerisine batıp bir tane sık iğne örüyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincirime birer defa batıp sık iğnemi öreceğim. Şöyle göstereyim. Her bir zincirimize sıra sonuna kadar sık iğne yapıp tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincirime birer defa batıp burada sak iğnemi ördükten sonra son zincirimin içerisine bir tane sak iğnemi ördüm ve tepesine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. ikinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve 3 tane yine sık iğnemi örüyorum. 3. sık iğnenin tepesine yine bir tane yer belirleyicimizi yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde şöyle dönmüş olduk. Bakın zincirimizi devamına batarak her bir zincirin karşısına bu şekilde sık iğnemizi örüyoruz. Yine bakın şöyle kendini belli ediyor zaten. Arada bu kısa kalan ipimi de yürütüyorum. Her bir zincirimin devamına bu şekilde sık iğne halinde sıra sonuna kadar geleceğim. Bildiğimiz oval çanta tabanı örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yine sık iğne halinde gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Karşılıklı olarak bütün zincirlerime battım ve sak iğnemi ördüm. Şimdi burada ilk yaptığım yer belirleyiciyi çıkartıyorum. Bakın. Şu ilk sak iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sak iğnemi ördüm ve tepesine hemen yer belirleyicimi yerleştiriyorum. İkinci sıramızın ilk sak iğnesini ördükten sonra aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sak iğnesini örüyorum. Şimdi burada 3 tane sak iğnemiz vardı. Arada kalan şu sak iğnenin tepesine bir 2 tane sık iğnemi ördüm. Son yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya bir tekrar battım. 2 tane sık iğnemi ördüm ve tepesine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum ikincinin. Şimdi burada farklı bir tane yer belirleyici alıp şöyle tabandaki zincirime yönümüzü bilebilmek için bir tane yer belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi bu sıramızda ne yapmış olduk? 3 tane sık iğne ile başladık. Bu 3 tane sık iğnemizin her birine çiftimizi battık. Birinciye yine sonuncuya yer belirleyicimizi yerleştirdik. Şimdi sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum. Ve sıra sonuna kadar geleceğim. Diğer köşeyi de yine birlikte örelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. İkinci sırasını yine sık iğne ile doldurdum. Diğer köşemize kadar gelmiş olduk. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya bir tane sık iğnemi ördüm ve tepesine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Aynı noktaya tekrar battım. İkinci sık iğnemi ördüm. Yanına geçtim. Bir, aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya yine iki tane sık iğnemi örüyorum ve yine ikincinin tepesine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Bu köşede de 3 tane olan sık iğnemize çift batarak 6'ya çıkarmış olduk. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine bu şekilde birer tane batıyorum. Başlangıç yaptığımız noktaya kadar dümdüz ilerliyoruz. Her birinin tepesine birer defa batıp başlangıç yaptığımız yere kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine başlangıç yaptığım yerdeyim. Bu bizim çanta tabanımızın son arttırma sırası olacak. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya bir tane sak iğnemi ördüm. Yandaki sak iğnenin tepesine çift batıyorum. Ve ilk yaptığım bakın şuradaki sak iğnenin tepesine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Bakın bir tek bir çift. Tekin üstüne yerleştirdim. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane tek ördüm. Geçtim çift batıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane tek yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya da çiftimizi örerek köşeyi tamamlıyoruz. Şimdi bu yer belirleyicilerin artık ihtiyacımız olmayacak ama yine de yerleştirelim. Şimdi yine sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğnemin tepesine birer defa batıp yine sık iğne halinde bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bu köşeyi yine birlikte örelim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yine yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya birinci tekimizi örerek başlıyoruz ve tepesine yine yer belirleyicimizi yerleştiriyoruz. Yandaki sık iğnenin tepesine çift batıyoruz. Yanına geçtim bir tek. Yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine bir tane tek son yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığım noktaya yine çiftimi örerek köşemi tamamlamış oluyorum. Şimdi bu köşemizde bir tek bir çift şeklinde tamamlamış olduk. Şimdi yine sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğnemin tepesine birer defa batıp bu köşeyi de tamamlıyoruz. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu taban benim için yeterli. Bakın başlangıç yaptığım yerdeyim. Şuradaki yer belirleyeceğimizden anlayabiliriz demiştim. Şimdi bu taban size yeterli gelmediyse birkaç sıra daha örüp çantanızın tabanını büyük yapmak istiyorsanız ve duvar kısmını o şekilde ilerlemek istiyorsanız burada tabanınızı arttırmaya devam etmeniz gerekiyor nasıl arttırma yapacaksınız hemen kısaca bilgi vermek istiyorum şimdi bu iki yer belirleyicimizin arasında kalan şu sak iğnelerimize her bir sonraki sırada teklerimiz artıyor çiftlerimiz üst üste denk gelmesi gerekiyor 3 ile başladığımız için mantık oldukça basit bakın bir sonraki sırada çift ördük her birine bir sonraki sırada yani bu son ördüğümüz sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift yaptık. 3 kere tekrar ettik. Bir sonraki sırada yine artırmak istiyorsunuz. 2 tane tek, bir tane çift. 2 tane tek, bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift yaparak bu köşeleri tamamlıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu köşede birçok kez bu oval çanta tabanını anlattım ama yine de tekrar etmek istiyorum. Diyelim ki üçüncü sırada yeterli gelmedi. Bir kere daha arttırma yapmak istiyorsunuz. Daha büyük örmek istiyorsunuz. O zaman da ne yapacaksınız? Yine teklerinizi arttıracaksınız en son 3 tane tek bir tane çift 3 tane tek bir tane çift şeklinde devam edeceksiniz yine yeterli gelmedi bir sonraki sıra 4 tane tek bir tane çift şeklinde devam ediyor şimdi benim öreceğim çanta modeli küçük bir çanta modeli olduğu için ben küçük yapıyorum şöyle göstereyim tabanımın ölçüsünden 27 santim boyunda çantanın iç derinliğine baktığımızda ise 4 santim. bu şekilde ayarladım şimdi şu köşedeki yer belirleyicim artık benim için ihtiyacı yok. Bunları çıkartıyorum. Sadece şu yönünü bilebilmek için bu tabandaki kalsın. Köşedekileri çıkarttık. çantamızın modeli oldukça basit. Şimdi sıradaki bakın burada son sık iğnemi ördükten sonra yanına geçip ipimi kaydırıyorum. İpimizi kaydırdıktan sonra 1 2 3 dört tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bir tane sık iğne atladım. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzanımı ördüm. Arada bir tane zincirim var. Tamın üst ipimi doladım. Bir sak iğne atladım. Diğer sak iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir boşluk. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Bir zincir, bir boşluk. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde ikili trabzanlar halinde devam edeceğiz. Ortada modelimiz olacak çantamızın. Şimdi devam edelim birlikte. Arada bir tane zincirim var. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bir tane sık iğne atladım. Diğerinin tepesine. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir boşluk. Diğerinin tepesine. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir boşluk. Diğerinin tepesine. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir tane sık iğne boş bırakıyoruz. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi burayı nasıl yapmak istiyorsunuz yani tam orta noktasını bulmamız gerekiyor. Bakın tabanımızın tam şu orta noktasını bulmamız gerekiyor ki karşılıklı modelimizi kuralım. Ben birkaç tane daha ikili trabzanımı yapıp sayımı belirleyeceğim. Daha sonrasında size burada sayı olarak veriyor olacağım. Şimdi burada zincirimi dahil ederek söylüyorum. Bakın başlangıçta bir zincir çekmiştik. Bu zincirimi de dahil ederek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın sıralı bir şekilde 12 tane ikili trabzanımı ördükten sonra şimdi modelime geçiyorum. Model için bir tane zincirimi çektim. Tığımın üstü ipimi doladım. Burada bir tane sak iğne boş bırakıyorum. Diğer sak iğnenin tepesine battım. İpimi çektim. Tekrar doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Bak, burada tığımda kaç tane ipim var derseniz. Bakın zincirden kalan ipim. Doladığım ipim 2, 3, 4, 5 tane ipimiz var. Şimdi bu 5 ipimi tek seferde topluyorum. Araya bir tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıp ipimi çekiyorum. Bakın 1, doladım tekrar batıyorum ipimi çekiyorum yine tığımda 1 2 3 4 5 tane ipim var tek seferde çıkıyorum bir tane zincirimi çektim tığımın üstüne ipimi doladım yine tabandan bir tane sık iğne atladım diğer sık iğnenin tepesine bakın bir doladım aynı noktaya battım ipimi çektim yine tığımda 5 tane ipim var tek seferde topluyorum Arada bir tane zincir. Tığımın üstüne ipimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıp ipimi çekiyorum. 1. Doladım. Tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Yine tığımda 5 tane ipim var. Tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde 3 tane modelimizi kuruyor olacağız. Tığımın üstüne ipimi doladım. Bir tane sık iğnemi atladım. Diğer sık iğnenin tepesine 1. Doladım. Tekrar batıyorum. Çekiyorum. Tığımda 5 tane ipim var. Tek seferde topluyorum. Arada bir tane zincirim var. Doladım, tekrar batıyorum, çekiyorum. Doladım, tekrar battım, çektim. İki kere dolama işlemi yapıyoruz yani. Tığımdaki 5 ipimi tek seferde çıkıp bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi modelimiz bundan ibaret. İlk sırasında modelimizi kuracağız. Daha sonrasında hep aynı şekilde dümdüz duvar kısmını örüyor olacağız. Zincirimi çektikten sonra tığımın üstüne ipimi doladım. Bir tane sık iğne atladım. Diğer sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk. Diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Trabzan, bir zincir, bir boşluk, diğerinin tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bu yapmış olduğum modelin karşı noktasına da yine aynı şekilde modelimi kuracağım. O yüzden burası hep ikili trabzan ve bir zincirden oluşacak. Karşı noktasına gelene kadar bir tane zincirimi çektim, tığımın üstü ipimi doladım, bir boşluk, diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk, diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir bir boşluk diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan. Şimdi burada farklı bir şey yok. Şu köşeyi yine ikili trabzanlar halinde bu şekilde dolduralım. Aralarda birer tane zincirimizle bir tane sık iğneyi atlıyoruz. Karşı noktasına kadar yani şuraya kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde modelimden sonra ikili trabzanlarımı ördüm. Tam modelin karşısına gelecek şekilde ikili trabzanlarımızı ördükten sonra hemen araya bir tane zincirimi çekip tam karşılık noktasına batıyorum bakın modelimin karşı noktasına battım ipimi doladım tekrar batıyorum ipimi doladım tek seferde toplayıp tığımdaki 5 ilmeğimi çıkartıyorum bir zincir aynı noktaya bir iki kere yine dolayıp tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çektim şimdi buraya tekrardan ikinci modelimizi kuracağız bakın yine ikinci modeli denk gelen sık iğnenin olduğu yerde bir boşluk hemen bir doladım 2 kere doladıktan sonra tek seferde toplayıp bir tane zincir aynı noktaya tekrar batıp ipimi çekiyorum 1 doladım topladım çıkıyorum bir tane zincir bir boşluk son modelimin e, üzerine denk gelen Sak iğneye bir iki kere doladıktan sonra tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çekip aynı noktaya bir 2 kere doladıktan sonra tek seferde topladım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi burada tabanınız nasılsa o şekilde de hareket edebilirsiniz. Yani diyelim ki siz buradaki tabanınızın tam orta noktasına modelleriniz denk gelmesi gerekiyor. O şekilde de ayarlamalar yapabilirsiniz. Benim tabanımla aynı çıkmak zorunda değil. Belki siz tabanı büyütmüşsünüzdür. Ona göre kendi tabanıza göre bu model bölümünü ayarlamanız gerekiyor. Tam orta noktasına gelmesi lazım. Şimdi devam ediyorum. Üç tane modelimi bu kurduktan sonra araya bir tane zincir bir sık iğne atladım diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan bir zincir bir boşluk diğerinin tepesine bir tane ikili trabzan bir zincir bir boşluk diğerinin tepesine yine bir tane ikili trabzanım örüyorum şimdi bu şekilde devam edelim sıra sonuna gelene kadar Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. İkili tırabzanlarımı ördükten sonra şimdi ilk yaptığımız burada 4 tane zincirimiz vardı. Bu zincirimizin 1 2 3.'cüsünün tepesine batmadan önce bir tane zincirimi çekiyorum araya. 1 2 3. zincirin içerisine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum. Daha sonrasında 1 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Yan bakın hemen ikili trabzanım geliyor. Trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki ikili trabzanın tepesine yine bir tane ikili trabzanım örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi bu şekilde her bir ikili trabzanın tepesine birer defa batıp bu şekilde şöyle göstereyim. Her birinin tepesinde birer defa batıyoruz. Aralarda birer tane zincirimiz var. Model tepesine kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde ikili trabzanların tepelerine birer defa batıp bu şekilde file kısmımı ördüm. Şimdi modelin olduğu yerdeyim. 3 tane modelimiz var. Modelimiz aynı alt sırada ördüğümüz gibi olacak. Şimdi son ikili trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Şu iki fıstık modelin ortasında kalan bir zincirliğin içerisine batıp. Bakın bu bir. Tekrar doladım. Aynı noktaya battım. İki kere doladıktan sonra tığımdaki beş ipimi tek seferde çıkıp araya bir tane zincirimi çektim. Tığımın üst ipimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıp ipimi çekiyorum. Bir. Doladım. Tekrar battım. ipimi çektim. Tığımdaki beş ipimi tek seferde çıkarak yine fıstık modelimi kuruyorum. Arada bir tane zincir. Tığımın üst ipimi doladım. Tığımdaki modelimin tam ortasında kalan bir zincirliğin içerisine batıp ipimi çektim. Bir. Doladım, tekrar battım, ipimi çektim. Tığımdaki 5 ipimi tek seferde çıkıyorum. Bir zincir aynı boşluğun içerisinde bir tekrar battım 2. 2 kere dolama işlemimi yaptıktan sonra tek seferde topluyorum. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Son fıstık modelimin tam orta noktasına batıyorum. 1 tekrar battım 2'ye tek seferde topladım. Bir zincir aynı noktaya tekrardan batıp 1 2 kere doladıktan sonra tek seferde topluyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi bu şekilde devam edecek modelimiz. Hep ortadaki şu bir zincirlik boşluğun içerisine tekrardan aynı modeli kuruyor olacağız. Şimdi yanına geçiyorum. Bakın son modelimi de yaptıktan sonra bir tane zincir. Tığımın üst tepimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki ikili tırabzanın tepesine bir tane ikili tırabzan, bir zincir, yandaki ikili tırabzanın tepesine bir tane ikili tırabzan. Bir zincir, yanına geçtim. Bir tane ikili tırabzan, bir zincir. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane zincir. Şimdi burada farklı bir şey yok. Diğer model bölümümüze gelene kadar ikili trabzanların tepelerine birer defa batıp aralarda da birer tane zincirimiz var. Şimdi bu şekilde şu model bölümümüze kadar gelelim. Gösterdiğim şekilde model bölümüme kadar geldim. Araya bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın üstüne ipimi dolayıp sıradaki modelin tam orta noktasındaki bir zincirlik boşluğa batıp bir. Tekrar doladım 2. Tek seferde topluyorum tığımdaki iplerimi. Bir tane zincir aynı boşluğun içerisinde 1. Tekrar batıyorum 2. Tek seferde topladım. Aralarda birer tane zincir. Sıradaki modelin tam orta noktasına battım. 1. Tekrar batıyorum 2. Tek seferde topladım. Bir tane zincir. Aynı şekilde batıyorum 1. 2 kere yine orta noktasına battıktan sonra tek seferde topladım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi son modelimin orta boşluğu kaldı. Oraya da batıyorum. Bir, iki kere aynı şekilde yaptıktan sonra tek seferde topladım. Bir zincir. Aynı boşluğun içerisine bir, iki kere doladıktan sonra tığımdaki beş ipimi tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi yine trabzanların tepelerine birer defa batıp devam edeceğim. Yandaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki trabzanın tepesine bir tane iki de trabzan bir zincir. Şimdi bu şekilde başlangıç yaptığımız şu zincirin olduğu yere kadar gelelim. Başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Yer belirleyicimin olduğu yerdeyim. Başlangıçta dört tane zincirimiz vardı. Araya bir tane zincirimi çektikten sonra bu başlangıç zincirimizin bir iki. Üçüncünün tepesine batıp şöyle ipimi kaydırıyorum ve ikinci sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi modelimiz bu şekilde devam edecek. Ta ki istediğiniz boyuta gelene kadar. Her bir ikili trabzan tepelerine birer defa batıyoruz. Aralarda birer tane zincirimiz var. Yine modeldeki şu bir zincirlik orta boşluklarını yine aynı şekilde fıstık modelimizi kuruyoruz. Başlarken yine 1, 2, üç, dört tane zincirimizi çekerek başlayıp hemen yandaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir şeklinde devam edecek. Şu bir tane modelimi tekrardan göstereyim. Devamı yine aynı şekilde olacak. Gösterdiğim şekilde model bölümüme kadar geldim. Yine trabzanların tepelerine birer defa batıp trabzanlarımı ördüm. Son trabzanı ördükten sonra yine araya bir tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi doladım. İlk gelen model boşluğumun ortasındaki bir zincirlik boşluğa batıp bir. Doladım. Tekrar batıyorum ikiye. Tığımdaki beş ilmeğimi tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi dolayıp aynı noktaya tekrardan bir tekrar batıyorum 2'ye tek seferde toplayıp bir tane zincirimi çekiyorum aynı şekilde diğer iki modelimizi de yapalım tığımın üst ipimi doladım arada kalan bir zincirlik orta boşluğa battım bir tekrar doladım aynı noktaya battım tek seferde çıkıyorum bir tane zincirimi çektim tekrardan aynı noktaya batıyorum bir Tekrar battım 2. Tek seferde topladım. Bir tane zincirimi çektim. Şu son modelimize de yine aynı şekilde orta noktasına batıp ipimi çektim. 1. Tekrar batıyorum 2. Tek seferde topladım. Bir tane zincirimi çekip tığımın üstü ipimi dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum. 1 tekrar batıyorum 2 tek seferde topladım bir tane zincirimi çektim bakın bu şekilde olacak modelimiz İstediğiniz boyuta gelene kadar aynı şekilde devam edeceğiz İkili trabzanların tepelerine yine birer defa batıp ikili trabzan örüp arkadaki diğer modelimize kadar devam edeceğiz Yine modelin tam ortasına tekrardan modelimizi kurup ikili trabzanlar halinde sıramızı tamamlıyor olacağız. Şimdi bu şekilde çantamı ben istediğim boyuta gelene kadar örüp tamamlıyorum. Gösterdiğim şekilde çantamı istediğim boyuta gelene kadar ördüm, tamamladım. Bu boyut benim için yeterli. Siz daha büyük örmek istiyorsanız örebilirsiniz. Şimdi ben şöyle santim ölçüsü olarak vermek istiyorum boy olarak. Taban dahil 20 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Şimdi sıra geldi askılarımızı örmeye. Askılar da oldukça basit olacak. Şöyle ben yerlerimi belirledim işaretledim. Modelimizin sağındaki şu boşluktaki bir zincirlik yere yer belirleyicimizi yerleştiriyoruz. Diğer tarafında 7 tane benim ayarladım. Sizde 8 olur 9 olur hiç fark etmez. 7 tane bu şekilde ikili trabzanlarımdan sonra bir zincirlik boşluğa tekrardan bir tane yer belirleyicimi yerleştirdim. Buradan üçgen bir form elde edeceğiz. Şimdi buradan yine modelimden sonra bir tane yer belirleyiciyi yerleştirdim. Bir zincirin olduğu yere. 7 tane ikili trabzandan sonra yine bir tane yer belirleyicimi yerleştirdim ve arka kısmına çeviriyorum. Şimdi burada da yine ortada kalan modelimizin sağındaki şu boşluğun içerisinde bir tane yer belirleyici. Yine 7 tane ikili trabzanımdan sonra bir tane yer belirleyici işaretledim. Bu tarafta yine aynı şekilde şöyle askım için işaretledim. Şu yan kenarlara baktığımızda benim birer tane ikili trabzanlarım boş kaldı. Sizde kalmayabilir ya da kalabilir. Hiç fark etmez. Kendi ördüğünüz çantaya göre burada eşit bir şekilde parçalara bölmeniz gerekiyor. Askı da oldukça basit olacak. Şöyle eksiltme yaparak üçgen bir askı elde edeceğiz. Sıramızı yine aynı şekilde kapattıktan sonra şurada bir tane ikili trabzanım var benim. Hemen işaretlediğim yerin önünde. Oraya ipimi kaydırarak şöyle geçtim. Daha sonrasında bir, iki, üç tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum yaptığımın üstüne ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıp ipimi çekiyorum. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda. Tekrar doladım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıyorum. İlk iki ipimi çıkıp diğer ipimi tığımda tutuyorum. Bakın ikili trabzanlardan kalan ipim ve zincirimden kalan ipim var. Hepsini tek seferde toplayarak eksiltmemizi yapıyoruz. Bir zincir, Yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir. Yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi arada kalan ikili trabzanların tepelerine birer defa batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Bunda iki tane ikili trabzanımız kalması gerekiyor. Şimdi araya bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın üstüne ipimi doladım. Sıradaki ikili trabzanın tepesine batıp ipimi çekiyorum. İlk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda doladım. Tekrar yandaki ikili trabzanın tepesine battım. İlk iki ipimi çıkıyorum. Tığımda 3 tane ipim var. Tek seferde topladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir örgümü çeviriyorum. Bakın bu şekilde üçgen formunu vereceğiz ve ikili trabzanlarımızı kapatacağız. Tığımın üstüne ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıp ilk iki ipimi çıktım. Diğer ipim tığımda doladım. Yanına geçtim. İlk iki ipimi çıktım. Tığımda üç tane ipim var. Tek seferde çıkarak eksiltmemi yapıp arada bir tane zincirimi çekip Yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Etmemizi yaptıktan sonra bir tane ikili trabzanımı ördüm. Araya zincirimi çektikten sonra tığımın üstüne ipimi dolayıp yandaki trabzanın tepesine batıp Yine ilk iki ipimi çıkıyorum. Diğer ipim tığımda doladım. Bakın burası eksiltme yaptığımız köşe noktası. Bunun tam tepe noktasına batıp ipimi çekiyorum. İlk iki ipimi çıktım. Tığımda üç tane ipim var. Tek seferde toplayıp eksiltmemizi yapıyoruz. Askımıza baktığımızda bu şekilde iki sıra eksiltmemizi yaptığımızda bakın burada üç tane ilmeğim kaldı. Şimdi sıra sonunda bir, iki, üç tane zincirimi çektikten sonra örgümü çeviriyorum. Tığımın üstüne ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıp bir tane ikili trabzan. Bakın son alttaki eksiltmenin tepesine de bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekip sıramı tamamlıyorum. Bakın sıra sonunda 3 tane burada ikili trabzanımız kalması gerekiyor. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da yapalım. Eksiltme sırasının ikinci sırasını tamamladıktan sonra yine burada yapmış olduğumuz gibi 1, 2, 3 tane ikili trabzanım kaldı. Sıra sonunda 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan, bir zincir Eksiltme yaptığım tepe noktasına batıp bir tane ikili trabzanım örüyorum. Şimdi burada dümdüz askımızı öreceğiz. 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, yandaki zincirin tepesine bir tane ikili trabzanım ördükten sonra 3 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Tığımın üstü ipimi doladım. Yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzanım örüyorum. Şimdi burada askıyı ne kadar örmek istiyorsanız o kadar ikili trabzanlar halinde devam edip buraya yine birlikte birleştireceğiz. Gösterdiğim şekilde askımı örüp tamamladım. Şimdi buranın santim ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde baktığımda 28 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum şimdi askımızı nasıl sabitleyeceğiz hemen bundan da bahsedeyim bakın askıyı şöyle düzeltiyorum burada askıyı daha uzun örmek istiyorsanız örebilirsiniz ama ben bu şekilde kısa yapmak istedim şimdi buradaki ikili trabzanların tepelerine her bir askımızdaki ikili trabzanlarımız denk gelmesi gerekiyor bakın bu şekilde Şimdi bu karşılık noktalarını birleştiriyor olacağım şöyle çevirdim askımı tığ ile birleştireceğim tam karşılık noktasına gelen ikili trabzanın şu tepesine batıp şöyle ipimi çekiyorum yandaki ikili trabzanın tepesine batıp hemen karşılık noktasına da batıyorum bir tane sık iğnemi ördüm yanına geçiyorum karşılık noktasına batıyorum ipimi çekiyorum bir tane sık iğnemi örüyorum bir tane zincirimi çektim ve artık burada ipimi şöyle kesiyorum. Şu kısa kalan iplerimi iç kısmında yürüteceğim. Şimdi çantamızın askısı bu şekilde kalmayacak. Çantamın askısı için şöyle iğneme ipimi yerleştirdim. Şöyle çantamı çeviriyorum. Bakın askımızı katlayarak e, burada bir dikme işlemi yapacağız. Şu kısa kalan iplerimi iç kısmında yürüteceğim. Şöyle askımı ikiye katladım. Şimdi buradan ipimi bir sabitliyorum. İpimi sabitledikten sonra şu karşılık noktasına batıyorum, birleştirdim. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıyorum. Birleştiriyorum. Bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp burayı birleştirdim. Şimdi diğer askı noktasına gelene kadar askımı ikiye katlayıp bu şekilde birleştireceğim. Askımı gösterdiğim şekilde birleştirip tamamladıktan sonra ipimi burada sabitledim. Ve şu kısa kalan ipimi aralardan iç kısmından yürütüyorum fazlalığı kesiyorum ve bu şekilde askımın bir tarafını tamamlamış oldum şu yer belirleyicilerimi çıkartayım kafa karışıklığı olmasın dört tanesini çıkartıyorum diğer askımda yine anlattığım gibi olacak şöyle şunları alayım Yine buradan üçgen formunu vereceğiz. 2 sıra eksiltme yaptıktan sonra 3. sırasında askımızı öreceğiz. Yine burada da aynı şekilde iki sıra eksiltme yaptıktan sonra 3. sırada bitireceğiz. Daha sonrasında askımızı birleştiriyor olacağız. Bu tarafı da yapalım ve çantamızı tamamlamış olalım. Gösterdiğim şekilde diğer askımı da örüp tamamladım. Hatta şu az kısmına bir tane düğme diktim. Şöyle normal iğne iplik yardımıyla düğmemi buraya sabitledim. Daha büyük gösterişli bir düğme de kullanabilirsiniz. Şimdi ipimi parmağıma dolayacağım ve bu düğmem için bir zincirden halka oluşturacağım. İpimizi parmağımıza dolduktan sonra bir tane zincirimizi çekiyoruz. Düğmeyi diktiğim noktanın hemen arka noktasına ipimi şöyle sabitliyorum ve daha sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Zincirimi şöyle bakıyorum. 8 yeterli mi? Benim için yeterli. 8 zincirimi çektikten sonra hemen düğmenin yine arka noktasına denk gelecek şekilde ipimi buraya bir sabitleyip bir tane de zincirimi çekip burada artık ipimi kesiyorum. Şu kısa kalan iplerimi daha sonrasında temizlemek için şöyle iç kısmına atıyorum. Şöyle zincirimi de düğmemin etrafından geçirerek çantamın ağız kısmını tamamlamış oldum. Siz burada dilerseniz çıt çıt da kullanabilirsiniz. Çantamın duruşunu gösterebilmek için şöyle iç kısmına ip yerleştirip göstermek istiyorum. Gayet güzel, günlük kullanıma uygun bir çanta elde etmiş olduk. Şöyle detaylıca göstereyim. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.